genel izleyici kitlesi için uygundur. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Eko Türkçe'nin iyi akşamlar. Stüdyo New York başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Yayınımıza ATCCI Yönetim Kurulu üyesi Serpin Alparslan eşlik edecek. Gündemi değerlendireceğiz. Serpin Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de gayet iyi görünüyorsunuz. Gündem yoğun, önemli konular var. Dilerseniz bir an önce başlayalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022'de enflasyonla mücadele için faiz artırımlarını başlattı. Ne oldu da Haziran'da bir duraklama oldu? Ya aslında şöyle hani biraz böyle başa almak istiyorum ben. Yani konuyu biraz başa sarmak istiyorum. Hatta böyle Haziran aylarına falan gitmek istiyorum açıkçası. Mayıs ayında tüm tüketiciler, tüketici fiyat endeksleri özellikle mevsimsellikten arındırılmış olarak %1, son bir ayda ise mevsimsellikten arındırılmış %4.0 artmıştı. Gıda ve enerji hariç tüm kalemler içinde endeks Mayıs'ta %0.4 arttı. Yıl boyunca %5.3 arttı. Özellikle Federal Rezerv'in yani Fed'in için önemli bir konu var ki o da gıda ve enerji maliyetleri. Aslında bu sadece hani Fed için geçerli değil, bütün dünyadaki enflasyonla mücadele eden birçok ülkeler için de geçerli bir iki önemli kalem. O sepetin içerisinde bir tanesi gıda, bir tanesi enerji ve hani diğerleri elbette önemli ama bu iki kalem çok çok önemli oluyor. Çünkü enerji konusu özellikle enflasyonda şu anda talebin çok olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Hem klimaların çok yoğun çalıştığı hem turizm sektörünün çok aktif olduğu bir dönemde olduğu için. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri'nde çok farklı bir 50 eyaletten oluştuğu için çok farklı bir yelpazesi var bunun. Yani hani hep yaz olan, hep sıcak olan bölgeleri de var. Hep böyle hani soğuk ya da ılıman geçen bölgeleri de var. Dolayısıyla da hani o soğuk ve ılıman geçen yerlerde bu biraz daha şu anda önemli diye düşünüyorum. Sıcak geçen bölgeler zaten hani klimasız yaşayamıyor. Dolayısıyla da hani bu iki önemli, enflasyon için önemli hem gıdada hem enerjide maliyetlerin enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği görülüyor. Bu da Merkez Bankası'ndan bir ayın sonunda başka bir faiz artırımının da geleceği anlamına gelmesi bekleniyor. Hatırlarsanız en son Portekiz'de bir işte major merkez bankalarının toplanmış olduğu bir toplantı yapılmıştı. Orada raportör bir soru sordu işte faizler artacak mı diye. Burada çok çekimser cevap vermişti enflasyonla ilgili özellikle. Çok çekimser bir cevap verdi. Yani olabilir de olmayabilir de dedi. Zaten çok net şeyler söylemiyor ama kendi hani enflasyonla ilgili mücadelede de kesinlikle her şeyi yakıp yıkarım noktasında da yine hani sözlerini de esirgemiyor bir taraftan da. Diğer taraftan da enflasyon uğruna her şeyi yapabilirim. Ama bankacılık sektörüyle ilgili de çok ciddi kırılımlar olmuştu biliyorsunuz. Bu kırılımlardan sonra biraz daha o şahin tutumunu biraz daha geri çekti. Çünkü artık sadece FED değil, federal hükümet de bu konuda biraz daha ılımlı bakmasını önerdi. Aynı zamanda FDIC yani işte oranın TSMF'si yani ABD'nin TSMF şeklinde çalışan sigorta fonu. O da aynı şekilde bir ayar çekti. Aynı zamanda kazın üçüncü bir ayağı daha var. O da Hazine ve Maliye Bakanlığı Janet Yellen'ın
burada o yapmış olduğu üçlü toplantıda özellikle, hatta hükümeti de dahil edersek, oradan bir yetkiliyi de alırsak, dörtlü kriz masasında oluşturulan bu masada enflasyonun da hani amaç uğruna bankacılık sektörünün çok kırılmaması adına, kırıp dökmeden de ilerlemesi adına bir ayar çekmişlerdi esasında. Nedir diye soracak olursanız enflasyonla ilgili, benim beklentim her şey yolunda giderse %25 bas puanlık bir faiz artırımını bekliyorum. Ama bazı işte fon yöneticileri bunun daha fazla olabileceğini, bazılarının da pas geçeceğini söylüyor. Her dilden, her telden değişen tabii yorumlar var. Bu değişken gıda ve enerji maliyetleriyle ilgili o tablodan çıkartıldığı zaman temel enflasyon oranının da Fed'in hedeflediğinin iki katından fazla olması bekleniyor açıkçası. Dolayısıyla da bu anlamda bir rapor, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun vermiş olduğu bir bilgiye dayanarak enflasyonu yıllık %3'ün üzerinde biraz daha üzerinde seyredeceğini söylüyor. Mayıs ayında %4'lük bir şey vardı, enflasyon vardı biliyorsunuz. Dolayısıyla da bununla ilgili beklentim yıldan yıla TÜFE'de özellikle yavaş yavaş artış olacağı gibi bir beklentim söz konusu. Peki piyasalar Fed'in faiz politikalarını nasıl karşılıyor? Piyasalarda esasında faiz politikalarını, özellikle borsayı mesela soracak olursanız, borsada kesinlikle artık takmıyorlar. Yani Fed'in faiz artırımını ya da indirimini artık, yani çok gerçekçi görünmüyor onlara. Ben de borsayla ilgileniyorum. S&P konusunda eğitim aldım burada Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve S&P 500'le ilgili hani bir an sadece Fed Başkanı Jerome Powell bir konuşma yaptığında o bir tap yapıyor, sonra iniyor, hani bir anda böyle gap'ler yapmaya başlıyor. Ama ondan sonra sakinleşiyor, yine yolunda devam ediyor. Yani hani o anlık bir reaksiyon göstergesi var ama ondan sonra devam ediyor, artarak da devam ediyor açıkçası. Dolayısıyla da hani eğer enflasyonda 3.1'in üzerinde seyrederse ya da altında seyrederse, o zaman borsada bir çıkış ya da iniş söz konusu olabilir. Ama Fed'in faiz artırımlarında ya da Jerome Powell'ın konuşmalarında bana kalırsa borsa katiyen etkilenmiyor. Çünkü artık ona olan güven gittikçe zedelendi. Dolayısıyla da şu anda sadece odaklanmış olduğu konu enflasyon, %2'lik yıl sonu %2'lik bir enflasyon oranı olduğu için o uğurda şu anda bankacılığı biraz böyle teğet geçmenin derdinde, onu acaba nasıl yapabilirim diye düşünüyor. Ama onun dışında her şeyi yıkabilirim, işsizliği de aşağıya çekebilirim ya da istihdam artmayabilir, işsizlik başvuruları aşağıda ya da yukarıda kalabilir, bunların hiçbirini düşünmüyor açıkçası. Dolayısıyla da onun sadece hedeflediği kafası %2'lik bir enflasyon beklentisi, o uğurda da istediğini yapabilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum ben. Ama katiyen ve katiyen borsanın bu anlamda etkilenmediğini düşünüyorum, bir hani borsa brokeri olarak. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yellen'ın Çin ziyaretini biraz konuşalım. Çin ziyaretinden beklentiler neler? Hangi konular öne çıkacak? Bir Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı'nın Çin'e ziyareti Amerika tarafında nasıl karşılanıyor? Tabii Çin-Amerika ilişkilerinde göz önünde bulundurursak nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yellen oraya gittiğinde daha önce biliyorsunuz Blinken, Dışişleri Bakanı Blinken gitmişti. Hazine Bakanı Yellen gittiğinde umudum ve inancım enflasyonu sağlıklı bir iş gücü piyasası ile birlikte aşağı indirebilmek, bu politikada ilerlediğimize dair işaretler var dedi. Ve hani ülkesiyle ilgili de bir resesyon ihtimalinin de bir risk olmaktan çıktığını söylemek için de çok erken konuştu. Yani Çin karşısında özellikle Biden yönetiminin hep böyle Çin'in karşısında ekonomik avantaj sağlama ısrarının olmadığını da hani
hep söylerler ama Janet Yellen Pekin'e yaptığı ziyarette somut bir önlem almamakla birlikte küresel üretiminde yaklaşık %40'ını oluşturan dünyanın en büyük ekonomik güçleri arasında o gerilimi ABD Çin arasındaki o gerilimi hafifletmesi için bir adım atmıştı. Hem orada ABD'li şirketleri ziyaret etti hem de Çin Başbakanı Li Qiang ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve hani şöyle piyasalarda şöyle bir söz hep dolaştı. İşte kazanan hepsini alır diye böyle bir hani bu tarz bir Amerika'da söylem gelişti. Dolayısıyla da hani ikisinin arasında bir şey oldu. Yani meydan okuma demeyelim de ona, ikisinin arasında bir rekabetin biraz daha bastırılmış halini gördük biz esasında. Biraz daha dingin gördük. Çünkü her ikisinin de kaybettikleri çok şey vardı. İkisi de kazanmak istiyor. Yani hem ABD hem Çin. Dolayısıyla da bu her ikisinde de birer adım atmak gerekiyordu. ABD tarafında bir adım atıldı. Orayı ziyaret yapıldı. Ve Çin tarafından da tabii çok büyük, onların da yaptırım adına çok büyük kayıpları vardı ama Çin'in ABD hazine bonosunda, borcundaki yaklaşık 868 milyar dolarlık yatırımın kritik rolde olduğunu da söylemek isterim. Şimdi bu yatırım geri çekilirse veya önemli ölçüde azaltılırsa o zaman istikrarsız bir ABD maliye piyasalarında bir gösterge olacaktır. Hatta bir krizin başlangıcı bile olabilir. Çünkü iş o noktaya kadar da gitti. Dolayısıyla da hani Çin Dışişleri Bakanı'nın Wang Yi'nin arasında bu görüşmenin gerçekleşmesi ve ABD ile Çin tehdidini büyütmeyi bırakmasını ve Çin'e yönelik yasa dışı tek taraflı yaptırımların kaldırılmasını istemesi, Çin'in bilimsel ve teknolojik ilerlemelerini de bastırmayı bırakması karşılığında bu işte bırakmasını bir talep ettiğini söylemişti Çin Başbakanı. Dolayısıyla da hani karşılıklı bu teknolojik yaptırımlar ve teknolojik ticaretin ABD-Çin arasındaki tansiyonun tam anlamıyla bir düşüşe geçmediğini söyleyebilirim. Aynı zamanda bugün bir gelişme oldu. Bu gelişmeyi de sizinle paylaşmak isterim. ABD Başkanı Biden ile Birleşik Krallık Başkanı bir görüşme gerçekleştirdi. Özellikle ABD ile İngiltere arasındaki ekonomik ortaklığın oluşturulmasıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirildi. Dolayısıyla da hani İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la Biden'ın özellikle ittifakı güçlendirme ve Ukrayna'ya destek ihtiyacı konusunda bir ekonomik ortaklık oluşturulan Atlantik Deklarasyonu üzerinde bir görüşme yapıldığı, kritik mineraller anlaşması üzerinde de çalışmaya başlandığı bilgisi geldi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Evet, şimdi bir de bir hali birkaç günden beri gündemi bayağı meşgul eden Meta'nın Twitter'a aslında rakip olarak Threads platformunu kurması var. Bu konuyu konuşalım isteriz. Bu durum Meta'yı nasıl etkiler? Tabii bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji hisselerinde ilerleyen zamanlarda bir gelişme görür müyüz? Evet, şöyle Mark Zuckerberg Meta'nın sahibi. Twitter'a da rakip bir işte platform çıkardı. Threads adında. Şu ana kadar kayıtlı sayısı 100 milyonu aştı. Çok ciddi bir rakam yani. Çok kısa bir süre içerisinde bu rakamı aştı. İlk açıldığında yaklaşık 30 milyon civarında bir kullanıcıya sahip olmuştu. Ama şimdi 2 milyardan fazla Instagram kullanıcısı, yani işte hem Facebook hem Instagram kullanıcıları 2 milyardan fazla neredeyse etkileşimi olduğu için dolayısıyla hani onun 100 milyon kişiye ulaşması da hakikaten
zor olmadı esasında. Ama ben daha çok hani Threads'in bir şey olmasından, hani alternatif olmasından çok Twitter'ın aslında bu zemini hazırladığını ifade etmek isterim. Yani hatırlarsanız geçtiğimiz Ekim aylarında Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla ilgili bir takım işte gelişmeler olmuştu. Çok yıpratmıştı Twitter'ı açıkçası. Ben de o dönemlerde bir alternatif aramadım değil yani. Yani başka böyle bu denli dünya çapında bir platformun olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla da Ekim ayında bunu aldıktan sonra çok ciddi sorunlar yaşadı. İşte bir ara aldı, sonra verdi, sonra tekrar almayacağım dedi, sonra tekrar aldı vesaire. Sonra elemanlarıyla ilgili çok büyük sıkıntılar oldu. Yaklaşık %80'ine yakın bir eleman çıkardı Twitter'dan. O insanları orada yatakhane yaptı. Yaklaşık bir masayı 3 kişiyle falan paylaştırdı. Hibrit çalışmalara yönlendirdi. Daha tasarruflu hale dönüştürmeye çalıştı. Hatta mavi yakalı olan kişileri, o hani çay getiren, temizlik yapan erkek ya da kadınları özellikle çok böyle aşağılayıcı bir dille sizin yerinize robotları alacağım gibi bir ifadede bulundu. Öyle bir ifade kullandı. Davalar açıldı hakkında. Dolayısıyla da yani Twitter'ı çok yıprattı. Kendisi uçan kuşa dahi bir tweet atıyordu. Hani böyle bir bulumcuk olmuştu açıkçası. Tesla'yı çok zedelemişti. Yani Twitter'a çok fazla eğildiği için Tesla'nın ortaklarından çok ses gelmeye başladı. Çünkü oranın da hisseleri düşmeye başladı. Dolayısıyla da yani çok büyük spekülasyonlar oldu. Algoritmalar deli gibi çalışmaya başladı. Şimdi işte mavi tık getirdi. O mavi tıktan sonra farklı uygulamalar getirmeye başladı. Deneme yanılma yöntemleri geliştirmeye çalıştı derken hani bayağı yıprattı ama ben rekabeti severim. Dolayısıyla da Threads'le ilgili de böyle bir rekabet ortamının olmasından dolayı açıkçası mutluyum ve ben de hemen o platformu kullanmaya başladım. Twitter platformunda bulunmama rağmen onu da kullanmaya başladım. Oradaki yenilikler nelerdir? Rekabet iyidir. Çünkü artık bazı şeyleri çok mahkum etmeye başlamıştı biliyorsunuz. En son çıkarmış olduğu bir takım gelişmeler vardı Twitter'la ilgili. 6000 şeye kadar okuma size onayı veriyordu. Eğer kullanıcıysanız, yeni girdiyseniz o kadar bile vermiyordu. Ya da mavi tıklıysanız sizi özelleştiriyordu. Orada tweet atma olasılığınız ya da okuma olasılığınız biraz daha artıyordu. Dolayısıyla da hani böyle statüleştirdi yani kesimleri. Ve hani bundan dolayı da çok mutsuzdum esasında. Fakat tabii her gün 200 milyona yakın kişinin Twitter'a girmesi, yaklaşık 400 milyon kullanıcının olması Twitter'da özellikle. Şu anda 100 milyona yakın Threads'in kullanıcısı olması, böyle bir rekabet ortamında olması, hakikaten tekelleşmenin dışına çıkması ben kendi adıma bundan oldukça memnunum. Siz kullandınız mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, ben de birkaç gün önce kayıt oldum. Alışmaya çalışıyorum ama tabii yenilik her zaman iyidir diye düşünüyorum. Bir de bence Twitter'a böyle bir alternatifin gelmesi de hiç fena olmadı. Değil mi? Peki, biraz da hem tahvil piyasasını hem de hisse senedi piyasasını konuşalım. Şimdi Fed'in faiz politikası Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerini nasıl etkileyecek? Zaten teknoloji hisselerine dair yorumlarda, hisselerine dair yorumlarda bulunmuştuk. Birazdan Nasdaq ve S&P 500'ün 2023 yılındaki seyrini konuşalım mı? Evet, hisse senedi piyasaları çok değişkenlik gösteriyor. Özellikle S&P 500'ün ya da Nasdaq ya da diğer endekslerin hakikaten bu konuda başta da söylediğim gibi Fed'in çok da hani Fed'i çok da takmadığını görüyoruz. Hisse senetlerinde de bu hani gelişmeler, ekonomik göstergeler, ekonomik gelişmeler çok hızlı reaksiyon gösteriyor hisse senetleri üzerinde. Şu anda majör olanlardan teknoloji hisseleri inanılmaz derecede artarak devam ediyor.
Örneğin çok yakından takip etmiş olduğu Apple'ın ya da Amazon'un ya da işte Microsoft'un hisseleri %3, %5 puan neredeyse artıyor. Yani artmış durumda. S&P'nin de yine hisse senetleri artarak devam ediyor. Dolayısıyla da hani hisse senetlerinde bazı ekonomik göstergelerde anlık reaksiyonlar gösterebilir. Bankacılık sektörü en fazla yukarıya çeken sektörlerin arasında geliyor. Dolayısıyla da bankacılık sektörünün dışında teknoloji sektörü lokomotif olduğunu düşünüyorum ben. Yukarı yönlü ilerleyen ya da oraya çeken sektörlerin başında olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da teknoloji sektöründe çok ciddi eleman azalma olayları olmuştu. Şimdi bankacılık sektörünün özellikle ikinci çeyrek bilançoları açıklanmaya başlıyor. O bilançoları yakından takip edeceğiz. Bilançolara göre esasında şirketlerin hisse senetleri, hisse değerleri daha da böyle ya artacak ya azalacak, yani onların bilançolarına göre değişkenlik gösterecek. Dolayısıyla da hani hangi bankanın, yani bugün öğleden sonra artık ve cuma günden itibaren de birçok sektörün bankacılıkla ilgili, pardon, bilançolarla ilgili açıklamalarını göreceğiz. Ona göre daha da net aslında o hissenin nereye gittiğini, nereye doğru evrildiğini de görebiliriz. Şu anda yani tam böyle hani özellikle ilk önce bankacılık sektöründen başlıyor bu bilançoların açıklanması. Evet. Bankacılık sektöründen majörler açıklandıktan sonra esasında hani hisse senetlerinin değerlerinin ne olduğunu söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki Serpil Alpaslan, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Stüdyo New York noktalıyoruz değerli izleyiciler. İyi akşamlar. Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.